Piyasadaki genel durum, Bitcoin hakimiyetindeki zirve gibi konular üzerinde duracağız. Dün biliyorsunuz ki iShares ETF'i onaylandığı haberi ortaya çıkınca tabii BTC tarafında çok ciddi yükselişler oldu. Bununla alakalı da konuşacağız. Fakat sonrasında dinmedi. Yani belli bir noktada tabii ki gerilemeler yaşanmış olmasına rağmen bulunduğu pozisyonlarda hala belli bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bu süreç içerisinde dominans, şunu da kapatalım ya. Dominans 2021 yılının Nisan ayına denk şekilde, yani geçtiğimiz boğa sezonunun yaşandığı vakitlerde olduğu gibi korkunç seviyelere kadar ilerleyen bir dominans örneği görmüş olduk. Tabii bu şartlar altında da altcoin'lerdeki yetişememe durumu gerçekleşti bazı altcoin'lerin dışında. Bitcoin hakimiyeti zirvede. BTC yükselmeye devam edecek mi? Altcoin nasıl etkilenecek? Ünlü analist değerlendirdi diyor. Dominans artmaya devam edecektir muhtemelen, çünkü pek çok etki hala var. Yükselişin ana sebebi ETF'ler. ETF haberleri yalanlandı. Yani doğru olmadığı direkt olarak karşımıza çıkmış olmasına rağmen yine de BTC belli başlı pozisyonlarda kalmaya devam etti. Larry Fink, yani BlackRock CEO'su, bunu Bitcoin'e duyulan açlık ve ETF'lerdeki kabul edileceği gerçeğine bağladı. Bunda yani bilmek gerekiyor. İkinci olarak ETF meselesi zaten birinci elden, bakınız ki Bitcoin'e işaret eden büyük bir katalizördür. Yine bunun yanı sıra hala Orta Doğu'daki karışıklık ciddi bir şekilde devam etmektedir. Bunlardan kaynaklı olarak da aynı zamanda Fed meselesi, biliyorsunuz, faiz kararı da yaklaşıyor. Bütün bunlarda yine Bitcoin hakimiyetini artırabilecek olaylara karşımıza geliyor. Muhakkak, yani illaki fiyatlarda artışlar olacaktır altcoin'lerde. Ancak bu cüzi noktada, cüzi seviyede olma olasılığı bir o kadar yüksektir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Altcoin'ler nasıl etkilenecek? Altcoin'ler de Bitcoin ile birlikte yükselir. Ama tam fiyatlandırma yapılamaz. Ne diyordu başka? Tam buradan devam edelim şimdi. Uzun süredir onaylanması beklenen spot Bitcoin ETF'in onaylandığına dair çıkan haberlerin ardından Bitcoin 30 bin doların üzerine çıktı. Ancak sonradan bu haberin sahte olduğu anlaşıldığından Bitcoin tekrardan 28 bin dolar seviyesine döndü. An itibariyle 28.400-500 noktalarında, bu noktada da direnç kırmaya çalışıyor sürekli olarak. Bakın şöyle, hatta nokta atışı saatlikte defalarca rutin denemeler yaptı. Tam da belirttiğimiz pozisyona bakın, nokta atışı sürekli deniyor, sürekli deniyor ve net bir kırılım bulamıyor. Muhtemelen bulacak. Bitcoin yükseliş ve düşüş yaklaşık 15 dakika içinde gerçekleşirken, bu arada 100 milyon doların üzerinde kaldıraçlı işlem tasfiye oldu. Bunu yapmayın. Kaldıraç vakti değil. Tamam mı? Yani şu anda kaldıraçlı olacak bir iş yok. Ben bunu size söyleyeyim. Teknik anlamda direnç noktasına yakın bir Bitcoin ne olursa olsun. Öte yandan ETF haberlerinin varlığı, tahvil getirilerindeki patlama, Fed'in yaklaşan faiz kararı, volatilite bekleniyor. Kaldıraç zamanı değil. Borsalara para hediye etmek yerine gidin Afrika'daki çocukların karnını doyurun. Bitcoin fiyatında hareketlik yaşanırken toplam kripto pazarındaki payını ölçen Bitcoin hakimiyet oranı Pazartesi günü %52,55 ile 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fairland Strategies kurucusu ve yönetici ortağı Stockton, Bitcoin hakimiyetindeki bu yükselişin devam edebileceğini söyledi. Katılıyorum. Bizim analizimize göre Mart
Nisan 2021'deki puslu kripto boğa piyasası günlerinde Bitcoin hakimiyeti %60 seviyelerini görmüştü. Bu sezon daha da çıkar. %70'leri minimum görürüz. Ancak bu durum 2024'te. Ancak bu durum tersine döndü ve %40 seviyelerine düştü. Bu noktada Bitcoin hakimiyetinin bu düşüşü tersine çevirerek önümüzdeki günlerde yükselmeye devam etmesi muhtemel. Evet. Çünkü yani sonuçta yeni bir boğa oluşuyor. Yeni bir boğa sezonu oluşuyor. Ve ilk etapta fonu Bitcoin çeker. Diğerleri çekmez. Bitcoin çeker. Bitcoin de sağlam çeker. E bir de bu sezon öncekine göre çok daha tekel bir süreç var. Dediğim gibi bunları BTC çekecek. Yatırımcılar daha sonra parayı nispeten pahalı olan Bitcoin'den parayı altcoin'lere çevirdi. Yatırımcıların altcoin'lere dönmesi BTC'nin hakimiyet oranı düşmesine yol açtı. Bitcoin hakimiyeti kendisini daha yüksek bir seviyeye sabitledikten sonra daha da yükselmeye hazırlanıyor. Uzun vadeli trend takip göstergelerimiz Bitcoin hakimiyetinin daha fazla yükselmesini bekliyor. Bu noktada Bitcoin'in altcoin'lerden daha iyi performans göstermesini 2021'in ilk yarısında elde edilen altcoin kazanımlarını daha da tersine çevirmesini bekliyoruz. Aynı fikirdeyim. BTC dominansının hayli bir süre artacağı düşüncesinde ve kanaatindeyim. Kaldı ki bunun belki 2024 yılının ortalarına kadar dominansın volatilite halinde artışlar sergileyebileceği görüşündeyim. Çünkü dediğim gibi ETF'lerin onaylanacak olması, ardından yaklaşan halving, beraberindeki katalizör olan 2024 3. çeyrekteki Fed'in faizleri azaltmaya başlaması gibi katalizörlerin tamamı direkt olarak birinci elden Bitcoin'e işaret ediyor. Bak diyor bu yani, tamam mı? Altcoin'ler muhakkak belli bir süre sonra durumu tersine çevirir. Ancak bunu çevirmesi dediğim gibi biraz şunu sürekli çıkarıyor. Bunu tersine çevirmesi biraz rötarlı olacaktır. Az önce baktığımız mesela bak dominansın arttığı nokta. Dominansın arttığı nokta Bitcoin'in ilk geçen sezon rally'ye başladığı, rally'yi yaptığı nokta. Düşmeye başladığı nokta BTC satışları altcoin'lere geçiş olduğu nokta. Burayı iyi bir şekilde anlamak lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.